Türkiye için tarihi bir an. Kızıl Elma, artık sadece yerli bir İHA değil, dünya devlerinin radarında. Detaylara geçmeden önce bu gelişmenin ne kadar kritik olduğunu anlatacağız. İtalya merkezli savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, 6. nesil savaş uçağı programı GCAP kapsamında kullanılacak insansız hava aracı için Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı işaret etti. Yabancı basında yer alan habere göre, İtalya'nın Kızıl Elma ile savaş uçakları M-345 ve M-346'nın insansız varyantları dahil olmak üzere insansız kanat adamı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Haberde, söz konusu adımın, Türk havacılık ve uzay sistemlerinin GCAP ekosistemine entegre edilmesine yönelik önemli bir gelişmeyi temsil ettiği vurgulandı. İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'nın liderliğindeki 6. nesil savaş uçağı geliştirme projesi olan Küresel Savaş Hava Programı, insanlı operasyonları tamamlamak için insansız kuvvet çarpanlarını veya sadık kanat adamlarını kademeli olarak şekillendiriyor. Leonardo'nun Paris Air Show 2025'te ortaya koyduğu seçenekler arasında, M-345 ve M-346 eğitim uçaklarının potansiyel insansız varyantları öne çıkıyor. Yabancı basında yer alan haberde, birkaç Türk savunma firmasının, Kızıl Elma'nın Türkiye'nin gelecekteki Kaan savaş uçağı ile birlikte çalışmasının beklendiğini doğruladığı ve bu durumun onu GCAP filosuna entegrasyon için deneyimli bir aday haline getirdiği ifade edildi. Leonardo ve Baykar arasında LBA Systems adı altında halihazırda kurulmuş bir ortak girişimle, Kızıl Elma artık GCAP yörüngesine girmek için hem teknik hem de kurumsal desteğe sahip. Haberde, GCAP savaş uçağının ve destekleyici varlıklarının geliştirilmesinin bazı tartışmalara yol açtığı ifade edildi. Teknoloji paylaşımı ve endüstriyel iş yükü dağıtımı konusunda İtalya ile İngiltere arasında son zamanlarda yaşanan anlaşmazlıkların belirsizliklere yol açtığı ifade edilen haberde, Türkiye gibi yenilikçi ortakların programa önemli katkılar sunabileceği dile getirildi. Teknolojik olarak Kızıl Elma'nın çok avantaj sunduğu aktarılırken, yüksek hızlı hava-hava ve hava-kara görevleri için optimize edilmiş, hem bağımsız hem de insanlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış, gizliliğe sahip bir İHA olduğu vurgulandı. Muharebe görevleri için önemli bir yeniden tasarım gerektiren insansız eğitim uçaklarının aksine, Kızıl Elma'nın özellikle çekişmeli hava sahası için özel olarak inşa edildiği belirtildi. Haberde, stratejik olarak Kızıl Elma'nın GCAP kanat adamı değerlendirmelerine dahil edilmesinin büyük etkileri olacağı ifade edildi. Türkiye ile Avrupa savunma sanayileri arasında daha derin bir uyumun sinyali olarak yorumlanan gelişmenin potansiyel olarak daha geniş NATO birlikte çalışabilirliğine uzanabileceği aktarıldı. Japonya, İngiltere ve İsveç'in de GCAP görüşmelerine dahil olmasıyla, Leonardo aracılığıyla entegre edilen bir Türk platformunun, Güney NATO ile Hint-Pasifik paydaşları arasında bir köprü görevi görebileceği ifade edildi. Yeteneklerin ötesinde, bu gelişmenin aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayi üssü içindeki değişen güç dinamiklerini yansıttığı ve Fransa liderliğindeki girişimlere karşı bir denge sağlayacağı ve NATO'nun teknolojik egemenliğini genişleteceği vurgulandı. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.